Bütün mesajın etkinlikleri salgın hastalık süresi içinde ada özellikler noktasında dezenfeksiyon ve temizlik önlemleri alındı. Hijyen setleri dağıtıldı. Şehir merkezinde bulunan cadde, sokak ve pazar yerlerinde olmak üzere 4111 noktada dezenfekte işlemleri yapıldı. Hizmet sunma imkanı yok olan 1000 esnafımıza 300 TL yardımda bulunduk. Vefa destek çalışmalarına destek verildi. Dezavantajlı vatandaşlarımıza destek verildi. Yenikent bölgesinde çöp toplama sisteminde sıfır atık projesi takibi için sıfır atık müdürlüğü kuruldu. Sokak projeleriyle şehrimizin yeni bir görünüm sağlama çalışmaları devam etmektedir. Kentsel dönüşüm proje çalışmaları devam edilmektedir. Başkanımızın vaat ettiği 32 projenin etap etap gerçekleştirmek için büyük gayret sarf etmektedir. Bu çalışmalar 2021 yılı içinde devam etmektedir. Burada kesiyor. Sayın Başkan, Sayın Meclisçi. Burada kesiyor. Burada söyledim. Adapazarı'nı çok seviyor. Sloganın gerçekten içeriği dolu olan bir söz. Sakarya'nın kalbi 170 bin nüfusu il olmasını gereken ancak ilçe olarak kabul eden Adapazarı'dır. Burada kesiyor. O kestiği yerde diyorum ki devraldığınız 31-12-2018 bilançosunda Adapazarı Belediyesi 79 milyon 940 bin borçlu idi. 31 Aralık 2020 bilançosu aynı hesaplardaki borç miktarınız 118 milyon 120 TL borcunuz bulunmaktadır. Görülüyor ki hesaplarımız yukarıda saymaya çalıştığımız hizmetleri yaparken 38 milyon 180 bin borcumuz artmış. Buna da borca karşılık maliye verdiğiniz 23 milyonu dahil edersek 61 milyona çıkmaktadır. Belediyenin rutin işleri dahil olmak üzere çalışmalarınız bütçeleri aşarak yapılmıştır. Eleştiriyorum esasında. Geçiyor, o benim şey kısmını anlatıyor. Ondan sonra ben diyorum ki 279 bin nüfuslu Adapazarı'nı siz merkezini köye çevirdiniz. Satılmasını 11 tanesini de takas suretiyle Serdivan Belediyesi'ne verilmesini. Bunu neye söylüyorum? Ben 1 Eylül'deki toplantıda bu önümüze geldi. Gündem maddesi, ben Cumhuriyet Halk Partisi Haluk Akbay olarak evet verdim. Başka partinin arkadaşları buna red verdi ama takasa evet verdi. Sorun değil. Doğal olarak bir meclis üyesi olarak bu konunun gittim muhasebe müdürüne, mali işler müdürüne şifayen, hatamı orada yaptım. Şifayen dedim ki arkadaş bak böyle böyle sizler bunu zaten Serdivan'dan raporla aldınız. Yani tespitle aldınız. Rakamlarınız vardır. Bana bunun parsel parsel maliyetleri verin. Defter değerlerini, satışı istemiyorum dedim. Tamam Haluk Bey, en kısa zamanda. 10 gün geçti, cevap yok. 15 gün geçti, cevap yok. Bir gün aradım, dedi ki Yasin Bey yapacak. Yasin Bey'e gittim. Yasin Bey hazırlıyorum abi, vereceğim abi, geleceğim. Arkadaşlar, 2. 4 ekipteki toplantıya kadar alamadım. 4 ekip toplantısına 2 gün kala, 3 gün kala yine gittim. Yasin Bey beni Hilmi Bey'e pas etti. Hilmi Bey dedi ki, ya işte şudur budur bilmem ne, sonuçta ben alamadan çıktım. Konuşmamın içerisinde de bahsettim o şeyde. Ben sizden bilgi alamıyorum diye. Sonuçta benim bilgi alamadığımı yalancılıkla itham etti. Ben kendisine o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Ama ben ona şunu hatırlatmak istiyorum. Basın yoluyla. Diyorum ki ben size 11.06.2000'de soru önergesi verdim. Araçlarla ilgili. Cevap yok. Cevap yok. Araç kiralama hizmetleriyle ilgili soru önergesi verdim. Cevap yok. Ekim-Kasım arasında gider olarak, aylık olarak ne kadar masraf ettiniz? İstedim. Bilgiyle yok. En son dedim ki, siz dedim, bizden yetki istiyorsunuz. Sosyal içerikli projelerde para aktaracağız. Tamam aktarmış olabilirsiniz. Peki hangi derneklere kamu yararını açıklasanız o dernekleri? Cevap yok. En acısı ne biliyor musunuz? Adabel kurulmuş 21 Şubat 2018 tarihinde. Ben dedim ki bunun %100 sermayesi Adapazarı. Adapazarı Belediyesi'ne ait. Ben de belediye meclis üyesi olarak bunun faaliyet raporları nedir 2019'da? Denetim raporları nedir? Ortakları nedir diye sordum. Bana hiç cevap vermediler. Bizden şeffafız diyorlar, şeffaf değiller. Şeffaf adam beni dinleme komisyonlarına alır.
Buradan sesleniyorum. Şeffaf insan, ben bütçe plan komisyonlarını dinleyici olarak katılabilmeliyim. Yasa emrediyor. Sen baskıyla beni almıyorsun. Ama ben o cümleyi kullanmıyorum. Ona şöyle cevap vermek istiyorum. Testini içinde ne varsa dışarıya uçsuzlar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz AKP zihniyetiyle baştan sonuna kadar 30 aydır mücadele ediyoruz. CHP olarak Adapazarı'na yapılan hiçbir hizmete karşı değiliz. Ama ayağımızı yorganımıza göre uzatmak mecburiyetindeyiz. Alınmayan vergiler, alınmayan paralar, alınmayan kiralar kimlere aittir? Açıklayın. Agora'da kira alamıyorsun 6 milyon lira. Açıkla kimin? Açıkla, ben belediye meclis üyesiyim. Basına değil, bana açıkla. Bileyim. Senin yandaşın mı? Yoksa diğer bir vatandaş mı? Sorun. Böyle soru sorarsan bizi aşağılarlar. Biz aşağılanmıyoruz. Biz Adapazarı'nda halkın temsilcisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman müdahil olacağız. Her zaman bilgimizle yardımcı olmaya çalışacağız. İster kabul etsinler, ister kabul etmesinler. Hacı dövmek değil. Biz elimizin, dilimizin erdiği kadar bilgimiz çerçevesinde Adapazarı'nın belediyesine katkıda bulunmak istiyoruz. Ama ne yazık ki Adapazarı yönetimi şeffaf olduğunu iddia ediyor, şeffaf değil. Nereden beni böyle suçladı, onu da size izah edeyim. Bize 1 Eylül'de bir gündem maddesi geldi. O hani 280 küsur bine çıkmıştı ya taşınmazlarımız. Oradaki Serdivan'da bulunan 26 tane parçanın satılmasını 11 tanesini de takas suretiyle Serdivan Belediyesi'ne verilmesini. Bunu neye söylüyorum? Ben 1 Eylül'deki toplantıda bu önümüze geldi, gündem maddesi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Haluk Akbay olarak evet verdim. Başka partinin arkadaşları buna red verdi ama takasa evet verdi. Sorun değil. Doğal olarak bir meclis üyesi olarak bu konunun gittim muhasebe müdürüne, mali işler müdürüne şifayen, hatamı orada yaptım. Şifayen dedim ki arkadaş bak böyle böyle sizler bunu zaten Serdivan'dan raporla aldınız, yani tespitle aldınız, rakamlarınız vardır. Bana bunun parsel parsel maliyetleri verin. Defter değerlerini, satışı istemiyorum dedim. Tamam Haluk Bey, en kısa zamanda. 10 gün geçti, cevap yok. 15 gün geçti, cevap yok. Bir gün aradım, dedi ki Yasin Bey yapacak. Yasin Bey'e gittim. Yasin Bey hazırlıyorum abi, vereceğim abi, geleceğim. Arkadaşlar, 2. 4 ekipteki toplantıya kadar alamadım. 4 ekip toplantısına 2 gün kala, 3 gün kala yine gittim. Yasin Bey beni Hilmi Bey'e pas etti. Hilmi Bey dedi ki ya işte şudur budur bilmem ne, sonuçta ben alamadan çıktım. Konuşmamın içerisinde de bahsettim o şeyde. Ben sizden bilgi alamıyorum diye. Sonuçta benim bilgi alamadığımı yalancılıkla itham etti. Ben kendisine o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Ama ben ona şunu hatırlatmak istiyorum. Basın yoluyla. Diyorum ki ben size 11.06.2000'de soru önergesi verdim. Araçlarla ilgili. Cevap yok. Cevap yok. Araç kiralama hizmetleriyle ilgili soru önergesi verdim. Cevap yok. Ekim-Kasım arasında gider olarak, aylık olarak ne kadar masraf ettiniz? İstedim. Bilgiyle yok. En son dedim ki, siz dedim, bizden yetki istiyorsunuz. Sosyal içerikli projelerde para aktaracağız. Tamam, aktarmış olabilirsiniz. Peki hangi derneklere kamu yararını açıklasanız o dernekleri? Cevap yok. En acısı ne biliyor musunuz? Adabel kurulmuş 21 Şubat 2018 tarihinde. Ben dedim ki bunun %100 sermayesi Adapazarı. Adapazarı Belediyesi'ne ait. Ben de belediye meclis üyesi olarak bunun faaliyet raporları nedir 2019'da? Denetim raporları nedir? Ortakları nedir diye sordum. Bana hiç cevap vermediler. Bizden şeffafız diyorlar, şeffaf değiller. Şeffaf adam beni dinleme komisyonlarına alır. Buradan sesleniyorum. Şeffaf insan, ben bütçe plan komisyonlarını dinleyici olarak katılabilmeliyim. Yasa emrediyor. Sen baskıyla beni almıyorsun. Ama ben o cümleyi kullanmıyorum. Ona şöyle cevap vermek istiyorum.
Testinin içinde ne varsa dışarıya o sızar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz AKP zihniyetiyle baştan sonuna kadar 30 aydır mücadele ediyoruz. CHP olarak Adapazarı'na yapılan hiçbir hizmete karşı değiliz. Ama ayağımızı yorganımıza göre uzatmak mecburiyetindeyiz. Alınmayan vergiler, alınmayan paralar, alınmayan kiralar kimlere aittir? Açıklayın. Agora'da kira alamıyorsun. 6 milyon lira. Açıkla kimin? Açıkla. Ben belediye meclis üyesiyim. Basına değil. Bana açıkla. Bileyim. Senin yandaşın mı? Yoksa diğer bir vatandaş mı? Soru. Böyle soru sorarsan bizi aşağılarlar. Biz aşağılanmıyoruz. Biz Adapazarı'nda halkın temsilcisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman müdahil olacağız. Her zaman bilgimizle yardımcı olmaya çalışacağız. İster kabul etsinler, ister kabul etmesinler diyorum. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.